şöyle yapalım. Ha, ben sizsiniz sandım. Merhaba arkadaşlar, şu anda bir misafirler geldik. Recep abimizin evindeyiz. Bizi misafir etti sağ olsun. Bize çay ikramında bulundu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sohbetleri çok güzel. İzin istedim kendisinden çekimi yapabilmek için. O da sağ olsun izni bize verdi. Dayım biraz anlatabilir misin? Burası neresi? Burası Manavgat'a bağlı Altınkaya Köyü. Eski tarihi adıyla Selge. İşte 1000 kişi falan bir nüfusu var. Köy nüfusu köy toplamında. Nüfusu. Evet. Fakat evler dağınık, insanlar... Evet, fark ettim gelirken yolda. Toplu değil. Evet, evet. Ama coğrafi olarak öyle olması gerekiyor. Çünkü yani, normal toplu bir kalınacak bir yer de yok. Öyle. Evet. Ya zaten burada 20 sene önce 180-200 hane vardı. Evet, bayağı varmış o zaman. Yani. Ondan sonra bu sit alanı, milli park, yapılaşma yasağı. Evet. Ev yapamama, evlenen evsiz kalıyor. Evsiz odanın kalıyor. İçinde ana baba, gelin kız, hepsi kaynana. Sıkıntı, işsizlik var. Yani şey diyorsun, mevcut evinin haricinde ekstra bir ev yapılmasına mevcut izin vermiyor. Tamir ettiremiyorsun, o da bir sıkıntı. Tamir de ettiremiyorsun. Tamir de ettiremiyorsun. Sit alanına girdiği için. Sit alanı olduğu için. Yani kibarcası, yani yükümüzü toplayın. Yavaş yavaş buralardan siz uzaklaşın diyorlar. Gidin yani. Evet. Türkçenin evet. Ama bir açılımı. De, ama bir şey de değil mi yani, burası tam dağın tepesi değil mi? Ya burası zirvesi. Dağın tepesi de. Tabii buradan yukarısı da var haliyle. Daha da var. Orada kalanlar da var mı? Daha var üstümüzde. Bir mahallemiz de orada var ufak. Hmm. 40-50 evlik. Ama kente inmek, alışveriş yapmak bayağı zor olmuyor mu sizin? Haftada bir kere. Haftada bir kere, iki kere iniyorsunuz. İniyoruz. İhtiyacı neyse. İki saatinizi alıyordur herhalde bir kente inmek. Gidiş herhalde 1,5 saat falan. Bayağı var. Minibüsle. Köyün evet. 1-2 tane minibüsü var. Onlar gidip geliyor. Evet. İyi kötü ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Evet. Burada doğdunuz? Burada doğdum. Evet. Bu ev size ait? Bu ev bize ait. Babamdan kalma bu ev. 5 oğlan kardeşiz biz. Arada kullanıyoruz. Evet. Kime lazım olursa. Kime lazım olursa. Güzel. Ondan sonra işte. Hiç kar yağmıyor buraya kışın? Kar yağıyor. 1-2 kere yağar da öyle fazla kalıcı olmaz. 20 santim, 25 santim kar yağar. Evet. 2 gün sonra gider. O şekilde. Evet. Güzel. Tamamen bir ahşap ev. Sağ tarafı işte taş, biraz taş, evet, taştan yığma. Yapılmış. Taş yığma evet. Ev. Ama bu tarafı 64'te yaptım. 64'te yapıldı. Ufaktım, daha ilkokula gidiyordum. Evet. Bu taşları biz sırtımızdan taşıdık yukarı tepeye. Evet. Ondan sonra işte o zaman yaptık. 67'de bu şey geldi. Ne bileyim, sit alanı projesini çizdiler. Evet. Ondan sonra burası da site, birinci derece sit alanı. Şimdi ağaçlar çürüdü, değiştiremiyoruz. Sıkıntı. Onu da değiştiremiyorsunuz. Değiştiremiyorsun. Sıkıntı. Bilmiyorum nasıl olacak. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Sıkışırsanız yani bu ev artık yani kullanılmaz hale geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Gidecek misiniz? Zaten gitmişiz. Benim evim Serik'te. Bunlar var. Bunlarki de şu tepenin arkasında da. Evet. Sit alanı dışına taşına taşınıyoruz. Yani yavaş yavaş bitiyor burası diyorsun. Hayat bitiyor burada. Akıyor zaten. Bu sene iyice akar üstü. Evet. Sonuç itibariyle sözüm özü biz Roma'nın, Bizans'ın emanetçisiyiz. Evet. Sonlarda kalan yani. Emanetçisiyiz. Anladım. Evet. Yani onu da fark ettim. Bayağı bir içerisi bu antik tiyatro içerisi bayağı bir temiz. Çünkü ben bazı yerlere de gittim. Bu Ege tarafındaki antik kentlere. Böyle ıssız yerdeki antik kentler ekseri biraz yani neden kullanılmıyor. Biliyor musun? Evet. İnsan... Benim babam oraya, benim çocukluğum buğday ekerdi. Toprak yok ya. Evet. Buğday ekerdi de onunla. Ortadaki yere. Arena var ya, arenaya evet. Babam buğday ekerdi. Hmm. Ufaklığımda. Ha, orası toprak alan tek olanı boş olduğu yani için. Yani orası kullanılıyor. Yer oracık da var. Evet. Ona da babam soğan ekerdi, buğday ekerdi. Yani o manada da biraz da bakıyordunuz yani. Yani birileri gelip orada başka bir şey amaçla kullanmasına da izin vermiyordunuz. Ya zaten ne var ki yani. Şimdi köyün... Yok şey diyorum, ekseri bu tür yerlerde... Defineciler çok olur. Yok yok. Yani bu taşları maçları yerlerine kaldırıyorlar, define aramaya çalışıyorlar. Nasıl biliyor musun? Köyün adı, asıl adı Altınkaya ama altında altın falan dolu değil, yok. Yok. O kefereler de bizden beter acımış. Adı Altınkaya. Altınkaya. Ama boş. Ama boş. Bakır da yok. Bakır da yok, evet. Evet, o şekilde. Yani sadece adı Altınkaya, hepsi o. Anlıyorum, evet. Defineci ne edecek? Defineci gelip çalışıp
Yorgunluğuyla gidecek. Başka aynen, yok. Aynen. Oldu dayım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim bu söylesi için. Rica ederim. Bak 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 bak, teyze ne diyor? Para verirse çek beni. Para vermeden bedava yok diyor. Gördün mü? Sen gel dedik, gelmedin. Verdim, parasını verecek. Abonlar yiyor, türetle bakın.